Değerli arkadaşlar, firmasında bilgisayarı olan herkesin müşteri kayıt defterlerini kendilerinin oluşturabileceği çok kolay bir şey yapacağız Excel'de. Buradan boş çalışma kitabını açıyorum. Şimdi şuradan başlayalım. Firma adı olsun, yetkili olsun, adres olsun, telefon olsun, mail olsun, başka ne olsun, vergi dairesi olsun, vergi nosu olsun. Yeterli bu. Yani başka şeyler olursa sizler ilave edersiniz zaten. Şöyle birazcık açalım, genişletelim. Burayı kenarlıklarını da yapalım. Şimdi burada ikinci sayfaya da ihtiyacımız var. Sayfa 1'e isim verebiliriz. Sayfa 1'e kayıt sayfası diyelim. Kayıt girişi olsun. Sayfa 2'ye de liste olsun. Şimdi şuradan şu kısmı kopyalıyorum. Liste sayfasına gelip şuradan sırayı değiştir şeklinde kaydediyorum. Burada firma adı genellikle uzun olabileceği ihtimaliyle birazcık genişletiyorum. Yetkili ismi biraz, adres kısmını biraz büyütebiliriz. Çünkü adresler de uzun olur. Telefon birazcık, mail de uzun olur. Vergi dairesi, vergi nosu bu kadar yeterli. Burayı hizalayalım. Bold yapalım. Tabii ki de renklendirerek daha şık bir hale getirelim. Şuraya kenarlıklar yapalım. Bir miktar aşağı doğru çekelim. Şimdi burada tablomuz tamam. Şurayı da biraz büyütelim şuradan. Buraya firma adı Umut Ticaret olsun. Adı da Umut olsun. Adresi de Şişli olsun. Fazla uzatmayacağım. Sizler farklı yaparsınız. 0212 diyorum. 220 233 33 33 olsun. Mail adresi de olsun. Vergi dairesi yine Şişli olsun. Vergi nosu da yine sallayalım bir şeyler. Şimdi arkadaşlar, bu şuradaki bilgilerin karşılığı kısmını burada listede alt alta gelsin istiyoruz. Bunun için makro ile çalışma yapacağız. Makro ile bu işi kolaylaştıracağız. Makro çalışması için geliştirici modunda olması lazım Excel tarayıcınızın. Şimdi bunu geliştirici modunda geldiğimizde makro kaydet seçeneğiyle makromuzu çalıştırıyorum. Umut Ticaret'ten itibaren şu sağ taraftaki bilgileri kopyalıyorum. Liste bölümüne geldiğimde hiçbir yere tıklamıyorum. Tıklarsam makro bunu kaydeder, yanlış sonuç alabilir. Biz A sütunuyla ilgili bir şöyle yapalım. 200 kişilik bir kayıt listesi oluşturacağız. A200 diyorum buraya. Enter dediğimde hiçbir şeyi ellemeden aynı şekilde şurada göreli başvuruları kullanı tıklıyorum. Daha sonra kontrole basarak yukarı ok tuşuyla geldiğimizde firma adı bölümüne giriyor. Hiçbir yere ellemeden aşağı ok işaretiyle bir kere aşağı indikten sonra göreli başvuruları kullanı kapatıyorum. Daha sonra sağ tuş yapıştırma seçeneklerinden sırayı değiştir şeklinde yapıştırıyorum. Kayıt giriş kısmına geliyorum. Hala hiçbir şey yapmadan giriş sayfasına geliyorum. Sağ taraftaki temizleme seçeneğinden içeriği temizleyi seçiyorum. Geliştirici moduna tekrar dönüp kaydı durdur diyorum. Giriş bölümüne geldikten sonra
Bunu bir kere farklı kaydedelim. Bilgisayara, masa üstüne. Makro içerebilen Excel çalışma kitabı seçeneğiyle kaydedeceğiz. Buraya da isim olarak müşteri kayıtları diyebilirim. Enter dediğimde bu şekilde kaydolmuş oldu. Ancak buraya yeni gireceğimiz verileri kaydetmesi için bir butona ihtiyacımız var. Bunun için ekle seçeneğine gelip yukarıdaki şekiller bölümünden bir tane buton şu şekilde yaptık. Daha sonra sağ tuş üzerinde metni düzenle ile kaydet şeklinde bir yazı. Bu yazıyı da biraz büyütelim. Bold verelim. Ortalayalım. 14 değil de 12 olsun. Yeterli. Şimdi bunu makro atayalım. Sağ tuş üzerine tıkladıktan sonra oluşturduğumuz makro 1 şeklinde. Makroları oluştururken makro isimlerini değişik de yapabilirsiniz. Ben tamam diyorum buna. Artık burada çalışan bir kaydet makromuz var. Ekstradan. Şimdi firma adı olarak bu sefer başka bir isim girelim. Bulut ticaret diyorum. Altına Mustafa yazıyorum. Altına adres olarak Sarıyer olsun bu da. Telefonumuzda 0212 252 2323 olsun. Maili de mustafa@bulutticaret.com olsun. Vergi dairesi Sarıyer. Vergi notu da 114 1 2 3 salladık gitti onu da. Şurayı biraz genişletebiliriz. Şöyle sığmayabilir çünkü. Buraya numarada bir sıkıntı oldu. 23 1 2 3 tamam. Şimdi bunu kaydettiğimde gidip bakalım. Gördüğünüz gibi bakın Umut Ticaret'in altına Bulut Ticaret geldi. Değerli arkadaşlar, bu yöntemi kullanarak kendi emeğinizle oluşturmuş olduğunuz ve kullanmaktan zevk alacağınız bir müşteri kayıt defteriniz var artık. Bu yöntemi kullanarak bunu yapabilirsiniz. Yalnız burada yaptığım işlemleri çok basit görmeyin. İnanın bana en küçük atladığınız bir şey yapacağınız makro çalışmasında hataya yol açacaktır. Mümkün değil, yapamayacaksınız. Nereden mi biliyorum? Tecrübeyle söylüyorum bunu. Çünkü ilk öğrendiğimde bunu ben en azından herhalde bir seyretmeme rağmen videosundan 30 sefer yapmak zorunda kalmış olabilirim öğrenene kadar. O yüzden söylüyorum, üstüne basa basa yaptığım işlemleri çok dikkat edin. Özellikle makro çalışmasını ilk başlattığımda itibaren çok 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 dikkat edin. Umarım faydası olur, işinize yarar. Görüşmek üzere, esen kalın.